Sen evvel beni Kemal'e neden vermedin baba? Yoksul diye değil mi? Bizim gibi yoksul diye. Konuşsana. Öyle değil mi? Öyle. Senin dinin imanın para çünkü. 2 sene evvel satmıştın beni. Şimdi de sattın. Değil mi? Kızım. Kızım deme bana. Ben senin kızın değilim. Sen de benim babam değilsin. Baba böyle olunmaz. Senin gibi baba olunmaz. Baba olan kızını satmaz. Sen adam gibi baba olaydın, Kemal şimdi hayatta olurdu. Biz 2 sene evvel evlenmiş olurduk. 2 göz odalı evimiz olurdu. Kemal ustabaşı olurdu. Ben de ustabaşı karısı olurdum. Belki çocuğumuz olurdu. Kemal baba olurdu. Kemal baba olsaydı, senin gibi olmazdı. Kızını el kaldırmazdı. Onu hayvan gibi satmazdı. Dövmezdi onu. Severdi. Mutlu ederdi onu. Sen beni hiç sevmedin. Bir kere bile başımı okşamadın. Bir kere bile sarılmadın. Hep çatıktı kaşların. Hep sinirliydin, hep kızardın, hep döverdin. Bir kere bile insan muamelesi yapmadın bana. Sokaktaki itten daha değerli değildim. Ama ne zaman ki hanım oldum, o zaman değiştin. Önümde diz çöktün. Dinin, imanın, anan, babam, para. Neden baba? Neden böyle olması lazımdı? Neden? Ben gidiyorum abi. Adana'yı terk ediyorum. Sana veda etmeye geldim. Sen gittiğinden beri öyle yalnızım ki. Öyle nefret doluyum ki. Ben kimim? Halide kim unuttum artık. Hatalarımın bedelini ödemem yakın. Bu yüzden korkuyorum. Mecburum gitmeye. Affet beni abi. Affet beni. Selim efendi. Avukatın yanından geliyorum. Bil bakalım bana ne dedi. Paraları sen almışsın. Evet, ben aldım. Öyle mi? Kişilere niye dağıtmadın öyleyse? Çünkü Halide öyle istedi. Ben paraları alıp Halide'ye verdim.
Gerisini de bilmiyorum. Bir dakika. Ben senin paraları cebelleze etmediğini nereden bileyim? Sen benim dezeme iftira etmeye utanmıyor musun lan, ha? Ben iftira falan atmıyorum. Benim dezem bir dolu fenalık etmiş olabilir ama hırsızlık değil. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi işçilerin rızkına el sürmez. Sürmez. Ama mesele bu değil. Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin. Bu ne? Yangından kurtarabildiklerimiz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Bunları tenekeye yollayıver Yasna. Baş. Hoş geldin sanım. Hoş bulduk Seyyarımcığım. Dün yanınıza helallik almaya geldim. Helallik mi? He. Köyüme döneyim artık diyorum. Artık bu çiftlikte çalışamam. İçim almıyor. O cehennem gecesini hatırladıkça. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.